Piyade Er Hadi Uluçay. Nöroloji Sevk. Tarihi? 3 Kasım. Ferit'ti değil mi? Ne Ferit'i canım? Hadi Uluçay. Bakın Alev Hanım, sizin de aklınız fikriniz Ferit'te. Bakın, bence mutluluğu bu kadar uzaklarda aramayın. Ben yanı başınızdayım. Sulaşma Vedat. Ciddi ol. Bal gibi anladın ne dediğimi. Çocuğun burnunu Ferit kırdı değil mi? Yok canım, nereden çıkarıyorsunuz? Efendim biz işimize bakalım. Daha bir sürü işimiz var. Mahir, Günışık. 3 gün terlik istirahatim. Ya kardeşim 3 gün terlik istirahatim olur ya. Bu kadar elinizi korkak alıştırmayın ya. Bu adamın en az 2 ay falan yatması lazım bence. Vedat. Raşit bir şey sordum. Gökçe Basur şikayetiyle gelmiş. Bak Vedat. He? Ferit'i senin kadar olmasa da ben de seviyorum. Nasıl yani? Arkadaş olarak başka ne olacak ki? Oh. Efendim çok affedersiniz. Bir anda beni değil de sanki onu seçtiğini sandım. O yüzden haliyle biraz korktum tabii. Ciddi bir şey anlatıyorum Vedat. Evet efendim. Ferit'in durumu kötü. Evet. Her zaman çok öfkeli. Hı-hı. Agresif. Hı-hı. Ben de öyle gözlemledim evet. Bu hiç de sağlıklı bir durum değil. Değil mi? Bir psikoloğa gitmeli. Aha. Yoksa Allah korusun bir gün başına büyük bir bela gelebilir. Bakın Alev Hanım ben... Bilemiyorum. Bilemediğin nedir Vedat? Altı üstü bir soru sordum. Hastaymış oğlum adam işte. Kudu. Hadi oradan arkadaşımı gammazlayacak mısın yani? Yok ya oğlum onun iyiliğine. Yalancı. Alev sana kalsın diye. Şş, sakin ol. Sakin ol. Ne alakası var bak. En fazla... Psikiyatri kliniğine falan yatırırlar. Onun sağlığı için konuşuyorum. Tamam işte. Adi. Ferit'i uzaklaştırıp... Alev'i elde edeceksin değil mi? Şaşkın. Evet. Evet Ferit'ti. Kırdı burnunu acımasızca. Gözlerinin içine baka baka. Nereye? Başkasına söylemeyeceksiniz değil mi? Önce komutanıyla konuşmam lazım. Ne? Ne? Levent Hüseyin'e mi söyleyeceksiniz? Bakın hemşire hanım yapmayın lütfen gözünüzü seveyim. Bakın adım gammazcıya çıkar. Hatta Ferit beni oyar. Oyuk gammazcı derler. Merak etme. Sen doğru olanı yaptın. Alev Hanım. Heh, al sana. Neredesin lan kötü? Kötü Vedat. Gördün mü lan? Levent Hüseyin içeride mi Ferit? İçeride. Müsait misiniz Hüseyin Hanım? Buyurun Alev Hanım. Ben bir konuda konuşmak istiyorum. Ama biraz uzun sürebilir. Ne demek buyurun oturun. Konu Ferit'le ilgili. Ferit mi? Hı-hı. Ne yaptı yine? Komutanım! Kusura bakmayın arkada kaldım komutanım. Alev hemşireye yetişmek için böyle birden içeri daldım. Çok özür diliyorum komutanım. Evet komutanım. Ferit'ti. Vedat ne yapıyorsun? Tamam. Uzattım komutanım özür diliyorum. Hemen Ferit'e geçiyorum. Komutanım Ferit kendine hiç dikkat etmiyor. Efendim incecik kamuflajlarla geziyor. Terli terli çay içiyor. Soğuk çay. Kutuda. Hani böyle meşrubatlar falan. Vedat. Portakal. Ne diyeceksen de. Pardon Alev Hanım. Üsteğmen Yılmaz. Bir saniye bakar mısın? Vedat ne yapıyorsun? Deponun alt tarafındaki çatlak içeri iskele kurmak diye soruyorum. Şş, tamam biliyorum. Bana bir karışma saniye, anlıyor musun Vedat? Neler misin? Hava Harbi Okulu'nda varmış. Senin burada ne işin oradan var? Niye geldin? Ne mi işin var? Senin için geldim. Buradan Vedat. Gidemem. Evet komutanım not alıyorum. Hemen bak bir... Ne yapıyorsun sen Vedat? İnanmayacaksın ama senin için de. Ne? Ya. Hı-hı. Senin için kötü bir şey dedi bir asker. Kötü mü? Ne dedi? Ya bırak işte ya. Kötü. Kaka mesela. Ha? Ferit o yüzden kavga etti. Ne? Ya. Emredersiniz komutanım. Evet. Ferit diyordunuz.
Vedat'ın dediği gibi hiç kendine bakmıyor. Hepsi bu mu? Evet. Bir uyarın dedik. Neyse biz gidelim. Hadi Vedat gidelim. Uyarırım. Vaktinizi aldık, kusura bakmayın.